Bağdat'ta kıtlığın hüküm sürdüğü bir yıl. Herkes az çok sıkıntı çekmekte. Lakin rızkını günlük kazandığı parayla temin edenler daha bir sıkıntı içindeler. Hamallar da bunların başında gelmekte. O yokluğu çeken hamallardan biri bir sokaktan geçerken içinde ekmek piştiği, sokağa kadar yayılan kokudan belli olan bir evin kapısından seslendi. Allah rızası için birazcık ekmek. Günlerdir lokma girmedi ağzımdan. Sesi duyan evin hanımı tandırdan çıkardığı taze ekmekleri kızına uzattı. Dışarıdan seslenen hamalı kastederek "Al bu ekmekleri ver adama," dedi. Kızı ekmekleri aldı, katlayıp verdi hamala. Rezzak-ı mutlak olan Allah Kur'an-ı Hakim'de buyurur: Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Kaç gündür sıcak ekmeğe hasret hamal sevindi. Ekmekleri koynuna alıp evine doğru hızlandı. Tam bu esnada karşıdan gelen bir adamın sert ikazı durdurdu hamalı. Adam hamalın karşısına dikilip, "Çabuk söyle, bu ekmeği hangi evden aldın?" deyince hamal geriye bakıp eliyle işaret etti. İşte şu evden." Hamalın işaret ettiği ev soruyu soran adamın kendi eviydi. Cimriliğiyle meşhur adam kızgın bir halde salladı başını sağa sola. "Yanılmamışım. Böyle bir zamanda başka kimin evinden alınabilir ekmek?" diyerek hiddetle evine doğru yürüdü. Kapıyı açar açmaz da yüksek bir sesle "Kim verdi ekmeği hamala?" diye sordu. Evin hanımı korkudan kızını gösterdi. Zannetti ki kızına acır da bir şey yapmaz. Kendini mülkün mutlak sahibi zanneden adam elindeki sopayı hızla havaya kaldırdı ve kızının eline vurdu. Kızın ekmek veren eli burkuldu ve çarpık kaldı. Dinmedi hıncı adamın. Söylendi kendi kendine, rızkın sahibi kendisiymiş gibi. "Ben herkese ekmek versem bu evde ekmek mi kalır?" Halbuki nimet şükür ister. Şükürsüzlük nimetin elden çıkmasına ve azaba sebep. Mülkün mutlak sahibi olan Allahu Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir." Nankörlüğün cezası dünyada geldi adama. Ve maalesef kısa zamanda işleri bozuldu. Çarşının en işlek yerindeki dükkanını satması da onun bozulan işlerinin son raddesiydi. Bir ara o hale geldi ki evine ekmek alamaz duruma bile düştü. Nitekim bir akşam eve geldi. Çaresizlik içinde ailesine acı sözü söyledi: "Artık benden ümidinizi kesin. Çünkü bu akşam ekmek alacak kadar da olsa elime para geçmedi." Öyle bir çaresizlik ki adam kızına "Çarşıya in, birilerinden ekmek parası iste," diyecek hale bile düştü. Kızcağız çaresiz çarşıya indi, utana sıkıla. Bir tanıdık görürüm ümidiyle satmak zorunda kaldıkları dükkanın karşısına geçerek beklemeye başladı. Dükkanın yeni sahibi olan adam, dükkanın karşısında beklemekte olan kızı fark etti. Bir süre izledi. Anladı ki soluklanmak için oturan biri değil. Kızın yanına gelerek, "Sen dilenci birine benzemiyorsun. Ne bekliyorsun burada?" diye sordu. Kız da yine utana sıkıla anlattı durumunu. "Ekmek alacak paramız kalmadı. Bir tanıdıktan ekmek parası istemek için bekliyorum," dedi. Adam elini cebine götürdü. Hatırı sayılır bir miktar parayı uzatarak kıza "Al bu parayı.
Bununla istediğin kadar ekmek alırsın. Ben de nimetin şükrünü eda etmiş olurum. Deyince kızcağız çarpık olan eline arkasını saklayarak öteki eliyle aldı parayı. Kızın bir elini arkaya saklayışı adamın dikkatini çekti. Kıza, elini neden sakladın? Elinde bir yara bere mi var? Varsa tedavi ettirelim, diye sorunca kızcağız önce anlatmak istemedi. Adamın ısrarı üzerine, ben bir hamala ekmek vermiştim bir zaman. Babam yolda rastlayıp sormuş kimden aldığını. Hamal da evi gösterip işte şu evden aldım demiş. Babam bu kızgınlıkla eve gelince elindeki sopayla elime vurdu. Elim böyle çarpık kaldı. Ayıbım oldu sanki. Göstermekten utanır oldum. Deyince duydukları karşısında hayli üzülen ve hayrete düşen adam dedi ki, ekmeği isteyen hamal bendim. Dükkanda seni izlerken yıllar önce bana ekmek veren kıza ne kadar da çok benziyor dedim. Yanılmamış. Demek elinin çarpık kalmasına ben sebep olmuşum. Bu halde olmana razı olmam. Allah da razı olmaz. Meğer baban nimete şükürsüzlük ettiğinden Allah onun dükkanını elinden alıp bana nasip etmiş. Şimdi ise imtihan sırası bendedir. Ben de aynı şükürsüzlüğe düşmek istemem. Ne ihtiyacın varsa söyle, deyip tüm ihtiyaçlarını gördü ve kızı evine yolladı. Allahu Zülcelal Kur'an-ı Hakim'de buyurur, İhsanın karşılığı ancak ihsan değil midir?